Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Enzimlerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyalım ilk sorumuzu. Diyor ki: Enzim denetimli biyokimyasal bir reaksiyon aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir. Şema incelendiğinde yorumlarından hangileri yapılamaz diye söylüyor bize. Bakalım diyor ki: Arkadaşlar burada K olan baktığınız zaman enzimdir. Neden enzim? Çünkü enzim Tepkime sonunda değişmeden çıkar. Baktığımız zaman zaten K maddesi değişmeden çıkmış. O zaman K enzimdir. Buradaki L e, substrat'tır arkadaşlar. E, enzimin etki ettiği maddelere biz ne diyoruz? Substrat diyoruz. Bakın L substrat, K enzim. Buradaki M ise enzim substrat kompleksi. Yani ikisi birlikte. N nedir arkadaşlar? N de üründür. Şimdi hemen bakalım okuyalım. Diyor ki, Reaksiyonda K katalizör olarak görev yapmaktadır. Evet, zaten enzimler nedir? Biyolojik katalizörlerdir. Bu doğru. Reaksiyonun e, enzimi tersinir çalışmaktadır. Arkadaşlar oklara baktığımız zaman oklar çift yönlü gösteriyor. O zaman bu da doğrudur. Reaksiyonun enzimi tersinir çalışmaktadır. Medio enzim-substrat kompleksini ifade etmektedir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Az önce söyledim. Enzimle substrat bir araya geldi ve enzim-substrat kompleksini oluşturdu. Daha sonra geliyorum dördüncüsüne diyor ki reaksiyon sırasında L miktarının artmasına bağlı olarak N miktarı azalmaktadır. Şimdi arkadaşlar L nedir? L substrat. E, L artarsa sonuçta L'yi N'ye dönüştürmüş. N'ye dönüştürmüş. O zaman L miktarı artarsa N miktarı da artar azalmaz. Dolayısıyla bu yorum yapılamaz. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. İkinci soruda diyor ki biyokimyasal bir reaksiyon zinciri aşağıda verildiği gibidir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Diyor ki enzim 1 Enzim 2 ve enzim 3 takımlar halinde çalışmaktadır. Arkadaşlar bunu nasıl anlıyoruz? Bakın enzim 1'in ürettiği B'yi enzim 2 kullanmış. Enzim 2'nin ürettiği C'yi de enzim 3 kullanmış. O zaman bunlar takım halinde çalışıyor doğru. Hemen kalemi işaretleyelim. Doğrudur. Enzim 1'in ürünü enzim 2'nin substratıdır. Enzim 1'in ürünü nedir? B'dir değil mi? Peki enzim 2'nin substratı nedir arkadaşlar? O da B'dir. O zaman bu da doğru olur. Gen 2'de meydana gelen bir mutasyon bakıyorum. Gen 2'de meydana gelen bir mutasyon ortamda C maddesinin birikmesine neden olur. Şimdi arkadaşlar, gen 2'de bir mutasyon olursa enzim 2 çalışmaz. Enzim 2 çalışmazsa ne olur? C maddesi üretilemez. Dolayısıyla ortamda C maddesi birikmez. Arkadaşlar B maddesi birikir. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. D şıkkında diyor ki Ortamda D maddesinin aşırı birikmesi enzim 1 için inhibitör etkisi yapabilir. Bunlar D maddesi ortamda eğer ki çok fazla miktarda olursa takım halinde çalışan enzimlerin birincisine gidiyor bağlanıyor. Yani enzim 1'e bağlanıyor. Enzim 1'i geçici olarak durduruyor arkadaşlar. Yani inhibitör etki yapıyor. Dolayısıyla bu da doğru olacak. Enzim 3'ün yapısının bozulması sonucu oluşabilecek aksaklık enzim 1 ve enzim 2 ile giderilemez. Doğrudur arkadaşlar. Bir enzim başka bir enzimin eksikliğini dolduramaz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi inaktif enzimlere örnektir? Arkadaşlar inaktif enzim olabilmesi için sonunun jen ekiyle bitmesi lazım. Bakıyorum. Tripsin, erepsin, amilaz glikojen, pepsinojen. Glikojen nedir? Glikojen hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde glikozun depo formudur arkadaşlar. Dolayısıyla glikojen olmaz. Cevabımız ne olacak? Pepsinojen Edirne şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. pH değerinin enzim çalışma hızı üzerine etkisiyle ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Bakıyorum arkadaşlar diyor ki her üç enzimin çalıştığı ortak bir pH aralığı yoktur. Şimdi baktığımızda üç tane şu şunu sileyim karışmasın. Evet. Üç tane arkadaşlar e, grafik var yani enzim çizgisi var ama üçünün de ortak olduğu bir yer yok. Mesela 1 ile 2'nin ortak olduğu şurası var. Bakın şurası. 2 ile 3'ün ortak olduğu burası var ama üçünün de ortak olduğu yer yok. O zaman ne olacak? Bu doğrudur. 1 mide, 2 ağız 3 ise bağırsakta görev alan bir enzim olabilir. Arkadaşlar bir nedir asidik ortamdır. Mide asidiktir. O zaman mide olabilir. 2 nötr ortamdır. Arkadaşlar ağız nötr ortamdır. Ağız olabilir. 3 ise bazik ortamdır. Ince bağırsağımız bizim arkadaşlar bazik ortamdır. Dolayısıyla 3 bağırsak olabilir. Doğrudur. Ortam pH'nin sürekli artması birinci enzimi olumlu yönde etkiler. Şimdi baktığınız zaman birinci enzim maksimum nerede en iyi çalışmış? 2 e, derece pHta 2 dereceden sonra ne olmuş arkadaşlar? Etkisi azalmış ve bitmiş. Bakın sürekli artması birinci enzimi olumlu değil. Nasıl etkiledi? Olumsuz etkiledi. Dolayısıyla hangileri yanlıştır dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olur. Gelelim bir diğer sorumuza. 5. soruda diyor ki aşağıda verilen deney düzeneklerinin içerisine eşit miktarda hidrojen peroksit konularak açığa çıkan oksijen miktarı ölçülmüştür. Hidrojen peroksit karaciğerde üretilen katalaz enzimi ile e, su ve oksijene parçalanır. Arkadaşlar hidrojen peroksit bir substrattır. Hı. Bakın, hidrojen peroksit bir substrattır, enzim değildir. Hidrojen peroksiti parçalayan enzim nedir? katalazdır. Diyor ki, deneyin başlamasından bir süre sonra oksijen ölçerdeki değerler 3, 2, 1 şeklinde gözlenmiştir. Arkadaşlar, en fazla 3 üretilmiş, sonra 2 de en az ise 1 üretilmiş. Bakın, deneyin başlamasından bir süre sonra, deneyin sonu demiyor. Eğer ki deneyin sonu deseydi hepsi 500 gram olduğu için aynı miktarda oksijen üretilirdi. Ama T zaman sonra. değil, mesela bir dakika sonra baktılar. En fazla oksijen hangisinde üretilmiş olur? 3 numarada. Neden? Çünkü arkadaşlar enzimin bakın miktarı artıyor veya enzim etkinliği artıyor. Enzimler de bulunuyor karaciğerin içerisinde. Eğer ki ben karaciğeri böyle küçük küçük parçalara ayırırsam ne olur? Karaciğerin içerisinde bulunan enzimler daha çok açığa çıkar. Ve dolayısıyla 3 e, numarada daha fazla oksijen üretilir. Kuşbaşı olan da biraz daha az ama parça olan karaciğerde enzim hani miktarı az olduğu için sadece çevresinde olan enzimler olduğu için daha az miktarda oksijen üretilir. Unutmayın deney sonu derse... Hepsinde eşit miktar oksijen üretilir çünkü 200 mililitre, 200 mililitre, 200 mililitre ne var? Hidrojen peroksit, 500 gram da arkadaşlar karaciğer var. Burada bizi ilgilendiren hidrojen peroksitlerin eşit olması, yani substratın eşit olması. E, deney sonunda hepsinde eşit miktar oksijen üretilir, ama birim zamana baktığımızda, mesela bir dakika sonrasına baktığımızda en fazla hangisinde var? Üçte var. O zaman buradaki cevabımız ne olacak? Enzim miktarının artması olacak. Normalde e, bir öğrenci kafasıyla düşündüğümüzde direkt olarak substrat yüzeyinin genişlemesine gidebilirsiniz. Ama cevap bu değil. Unutmayın tamam mı? E, bu tür sorular sizi yanlış yaptırmak için sorulur. Ve gerçekten bu ÖSYM tarzı bir sorudur arkadaşlar. Böyle sorulara dikkat edin. Enzimlerle ilgili bir soru gelirse ben bu şekilde bir deney sorusu geleceğini düşünüyorum. O yüzden dikkat edin. Gelelim. Altıncı sorumuza Diyor ki farklı yapıdaki enzimlerde verilenlerden hangileri gözlenir? Kesinlikle gözlenir Arkadaşlar farklı yapıda, yapıdaki dediğine göre Bakın ne olacak? Şöyle enzimler nasıl oluşuyordu? Protein artı yardımcı kısımdan oluşuyordu Protein kısmı hepsinde var Ama yardımcı kısım değişiyordu Nasıl değişiyor? Yardımcı kısım inorganik bir madde de olabiliyor. Mesela mineraller de gelip bağlanabiliyor veya vitaminler yani organik madde de gelip bağlanıyor. Diyor ki hangisi kesinlikle gözlenir? Farklı yapıda. Eğer ki zaten basit yapılı bir enzimse arkadaşlar, basit yapılı enzimde yardımcı kısım yoktur bile. Onu da düşüneceğiz. İnorganik yapıda yardımcı grup taşıma. E inorganik yapıda mineral taşıyabilir de taşımayabilir de bize kesinlik soruyor. O zaman bunu almıyorum dehidrasyon tepkimelerinde görev alma. E belki de hidroliz tepkimesinde görev alıyordur onu da bilemem. Bu da gitti ya da solunum tepkimesinde görev alıyordur onu bilemem. Amino asitlerden oluşan apoenzim grubu taşıma. Apoenzim dediğimiz nedir? Protein kısmıdır. E protein kısım tüm proteinlerde yok mu? Pardon tüm enzimlerde yok mu? Var. O zaman bu kesinlikle gözlenir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Gelelim 7. sorumuza. Yedinci soruda diyor ki enzim denetimli biyokimyasal bir reaksiyonun hız zaman grafiği aşağıda verildiği gibidir. Grafik incelendiğinde diyor yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakalım grafiğimiz arkadaşlar diyor ki T1 ve T4 zaman aralıklarında aktivatör, T2 ve T3 zaman aralıklarında inhibitör madde etkisi gözlenmiştir. Şimdi T1 ve T4'te reaksiyon hızı artarken T2 ve T3'de arkadaşlar ne olmuş? T2'de azalmış, T3'de durmuş. O zaman inhibitör madde etkisi T2, T3, T1, T4'de de aktivatör kullanılmış olabilir. Evet bunu kabul ediyoruz. T2'nin sonunda diyor 60 dereceye çıkarılan sıcaklık T4'de optimum düzeye çekilmiştir. Şimdi arkadaşlar 60 dereceye sıcaklık çıkarılırsa enzimin yapısı bozulur. Dolayısıyla ben tekrardan optimum düzeye getirsem de o enzim çalışmaz. Eğer ki size şöyle demiş olsaydı. T2'nin sonunda 0 dereceye indirilen sıcaklık T4'de optimum düzeye çekilmiştir deseydi bunu kabul ederdim. Çünkü 0 derece yani düşük sıcaklığa geldiği zaman enzimin yapısı bozulmuyor sadece çalışmaz. Ama yüksek sıcaklığa geldiğinde arkadaşlar yapısı bozulduğu için eski derecesine yani en iyi çalıştığı dereceye de gelse çalışmaz enzim. O yüzden bu yanlıştır. T1'den T4'e kadar geçen süreçte ürün miktarı sürekli artmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar T1, T2'de T3, T4'de bakıyorum. Ürün miktarı diyor sürekli artmıştır. T1'de ve T2'de reaksiyon hızı azalsa da bakın T3'de ne olmuş arkadaşlar? T3'de reaksiyon durmuş değil mi? Reaksiyon durduğu için ürün miktarı burada artmıyor. Bize sürekli artmıştır dediği için bunu da almıyorum. Cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir olacak. Gelelim 8. sorumuza. Yeterli substratın bulunduğu bir ortamda diyor durumlarından hangilerinde enzimatik reaksiyonun hızı sürekli artar? Şimdi yeterli substrat var. Ben hangisini yaparsam reaksiyon hızı sürekli artacak. Yani grafiğimiz şöyle olacak demek istiyor bize. Şu şekilde olması lazım grafiğin sürekli artması lazım. Substrat yüzeyinin artırılması, enzim miktarının artırılması, pH'in artırılması. Şimdi arkadaşlar substrat yüzeyini artırırsam eğer yeterli enzim bulunduğu zaman yani sürekli eğer ortamda yeterli enzim varsa ne olacak? Enzimatik reaksiyon yani reaksiyonun hızı sürekli artar çünkü Yüzeyi artırmak bir nevi işi kolaylaştırmaktır Bizim işte Ekmeği böyle çiğneyerek yiyip de gönderdiğimiz zaman Çiğneyerek yiyip tabii ki çiğneyerek yiyeceğiz ee, Şöyle söyleyeyim daha fazla çiğneyerek gönderdiğimiz zaman Substrat yüzeyini artırdığımız için sindirim daha kolay olur Dolayısıyla ben bunu alırım Enzim miktarının artırılması e, substrat yeterince var enzimi sürekli artırırsam ne olur reaksiyon hızı artar pH'in artırılması bakın önceki sorulardan hatırlayın. pH'in artması bir süre sonra enzimi ne yapıyordu? Durduruyordu. Dolayısıyla bu sürekli artırmaz. Bir süre sonra durur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi diyor aktivatör değildir? Aktivatör nedir? Enzimin hızını artırandır. Magnezyum, demir, A vitamini, Not enzimi. Bunlar arkadaşlar aktivatördür. Ama civa, civa bir zararlı elementtir. Bizim kanımıza karıştığı anda arkadaşlar ölümümüze sebep olabilir. O yüzden çok ağır bir element olduğu için civa aktivatör değil, inhibitör maddedir. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki enzim substrat miktarının sınırlı tutulduğu deney ortamında reaksiyon hızının zamanla değişimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi enzim ve substrat sınırlı. Mesela şöyle düşünün. Enzim 10 tane var. Substrat arkadaşlar 20 tane olsun. Ne olacak? Bakın ikisi de sınırlı değil mi? 10 tane enzim 10 tane substrata bağlanana kadar reaksiyon hızı artar. Sonra bakın sonra bu 10 enzim var ya geriye kaç tane substrat kaldı? 10 tane diğer o 10 tane substratı sindirene kadar yani daha doğrusu etki edene kadar ne yapacak? Bir süre sabit devam edecek. Ama sonrasında substrat biter mi? Biter. Substrat bittiği için reaksiyon ne olur? Bir anda durur. Yani bizim grafiğimiz bu şekilde olur arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim 11. sorumuza. Diyor ki tripsinojen enterokinazla tripsine dönüşmüş. Polipeptitte tripsinle dip dönüşmüş. Yukarıda verilen iki farklı tepkime incelendiğinde verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? Enzimler çift yönlü çalışabilir demiş. Şimdi arkadaşlar burada çift yönlü ok görebiliyor muyuz? Hayır, değil mi? O zaman bu yanlıştır. Bir enzim bir başka enzimin aktifleşmesini sağlayabilir. Baktığınız zaman bakın enterokinaz bir enzimdir. Çünkü sonu az'la bitmiş. Oradan anlıyoruz tripsinojeni ne yapmış? Aktif hale getirmiş. O zaman başka bir enzim aktifleştirir. Doğru. Enzimler sadece az takısı alarak adlandırılır. Baktığınız zaman enterokinaz az takısı almış ama tripsinde az takısı var mı? Yok. O zaman yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.